Sevgili öğrenciler, merhabalar dostlarım. Şimdi geldik teğetin eğiminin pekiştirme sorularını gömeceğiz arkadaşlar bu videomuzda. Totalde 40'a yakın soru hazırlamışım ben arkadaşlar. Şöyle bir daha emin olayım. Hatırlamıyorum tam kaç tane hazırladığımı. Evet, 40 tane sorumuz var. Sonra da bir de sınav sorularımız olacak. Bu 40 soruyu biz 2 videoda çekmeye çalışalım dostlarım. 20-20 böleyim ben bu soruları. İlk 20'sini bu videoda gömelim. Siz de iyice dinleyin. Bakın her çeşit soruyu koydum arkadaşlar. Bu video bitiminde teğetin eğimiyle ilgili hiçbir sıkıntınız kalmayacak inşallah. Çünkü her çeşit soruyu göreceksiniz. Yani bir soru bankasında bulunan her çeşit soruyu, böyle bütün piyasalardaki soru bankalarını taradım. En güzellerini almaya çalıştım. Bazılarını kendim uydurdum dostlarım. Elimden geldiğince her çeşit soruyu koymaya çalıştım. Lütfen iyi dinleyin. Videonun hiçbir saniyesini kaçırmayın. Gerekirse sorudan önce, ben çözmeden önce videoyu durdurup kendiniz çözmeye çalışın arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. Bakalım ne diyor bir numaralı soru. Diyor ki, sana bir gx fonksiyonu verdim diyor. Daha doğrusu yukarıda öncelikle bir fx fonksiyonunun eğrisinin, fx eğrisinin grafiğini vermiş. Ve bakıyorum, grafiği yorumluyorum birazcık arkadaşlarım. Grafikte fx eğrisine tam şu noktada teğet olan bir doğru çizilmiş. Yani teğeti çizilmiş dostlarım. Peki bildiğimiz şeyleri konuşalım şimdi, neler biliyoruz. Şurası 3 birim, şurası 2 birim, şurası da 3 birim verilmiş bize. Bakın buradan ben tanjant alfayı bulabiliyorum. 3 bölü 5. Yani bu ne demek? Tanjant alfa dediğim şey şu doğrunun eğimi. Peki bu doğru nasıl bir doğru? Fx fonksiyonuna teğet bir doğru. Yani ben fx'in teğet doğrusunun eğimini buldum dostlarım. 3 bölü 5'miş bu eğim. Peki bu eğimi biz türevden nasıl buluyorduk? Bu fonksiyonun bir kere türevini alıp şuradaki teğet olduğu noktadaki apsisi yerine yazıyorduk dostlar. Yani türevindeki 2 değerinin karşılığı benim teğetimin eğimiydi. O da 3 bölü 5'miş. Peki başka nasıl bir yorum yapabilirim burada? Bir de konu anlatımında ne dedim? Bakın bu noktayı sakın şunu unutmayın dedik. Bu noktanın apsisini direkt x yerine fonksiyonda yazdığınızda, yani f x yerine 2 yazdığınızda y'si karşımıza çıkıyor. Yani 3 çıkacak. Demek ki bu ikisini hemen kullandık dostlarım. Şimdi gelin, aşağıda da bize diyor ki, sana diyor bir gx fonksiyonu tanımladım. Bakın gx'i x kare çarpı fx şeklinde, yani iki fonksiyonun çarpımı şeklinde tanımladım diyor. Buna göre gx fonksiyonunun x eşit 2, burada x var arkadaşlar, fotokopide çıkmamış, x eşit 2'den çizilen teğetinin eğimi kaçtır diye bir soru soruyor bize. X eşit 2'den çizilen teğetinin eğimi kaçtır? Peki neydi hocam teğetin eğimi? X eşit 2 dediği için bunun türevini alacaksın. G'nin türevini al. X yerine 2 yaz. İşte sana sorulan şey buydu dostlarım. Bu fonksiyonun teğetinin eğimini soruyor. Hangi noktada? X'i 2 olan noktada. Fonksiyonun bir kere türevini alıyorum. X yerine de 2 yazıyorum. İşte bana sorulan şey bu. Yani G'nin türevini al, X yerine 2 yaz. Hadi gelin G'nin türevini birlikte şurada alalım dostlarım. Şimdi G'nin türevi eşittir diyorum. Şimdi G nasıl bir fonksiyondu? Çarpım durumunda bir fonksiyon. O zaman çarpımın türevini alalım. Birincinin türevi, X karenin türevi 2X'tir. Çarpı, ikinciye aynen yazıyorum. Artı, ikincinin türevi, yani F'in türevinde X diyorum. Çarpı, birinciye aynen yazıyor. İşte bu G'nin türevi. Şimdi burada da X yerine 2 yazacaksınız dostlarım. G'nin türevinde X gördüğümüz yere 2 yazıyoruz. 4 olur. F'de 2 olur ki F'de 2'yi biz 3 diyebiliyoruz. 3 oldu. F'in türevinde 2 olur ki onu da 3 bölü 5 diyebiliyoruz. Buraya da 3 bölü 5 yazalım. Çarpı 2 yazdığım için burada 4 geldi. Hadi burayı bir toparlayalım şimdi. 12 artı, burası da 12 bölü 5. Burada bir payda eşitlemesi yapalım. 5 ile 12 60, 12 daha 72. Bölü 5'i de unutmadım. İşte sorunun cevabı 72 bölü 5 çıktı arkadaşım.
Evet, geldik ikinci sorumuza. Yine gelin önce bir grafiği yorumlayalım isterseniz dostlarım. Bakın bize bir fx fonksiyonu verilmiş. Fx fonksiyonunun eğrisi verilmiş. Ve tam apsisi eksi 3 olan noktada da teğeti çizilmiş dostlarım. Teğetinin de gx olduğunu görüyoruz. Gx fonksiyonuymuş teğeti. Şurası 135 dereceymiş. O halde burası 45 yapar. Bakın burası 4'tür, burası 4'tür. Teğetin eğimi dediğimiz şey, yani fx fonksiyonuna x eşittir eksi 3 apsisli noktasında çizilen teğetin eğimi f'in türevinde eksi 3 demekti ki o da işte bu doğrunun eğimi olacak. Peki bu doğrunun eğim açısı 135. O halde eğimi tanjant 135. Tanjant 135 de eksi 1 demektir. O yüzden buraya eğimine eksi 1 yazdım. Bu doğrunun eğimi eksi 1. Peki başka ne yorumlayabilirim? F'de bu nokta f'in üstünde ya. X yerine eksi 3 yazdığımda 7 çıkacakmış. Onu da yazalım. F'de x yerine eksi 3 yazarsam sonuç 7'ymiş. Bunu da yazdık. Başka da şu anda gördüğümüz bir şey yok. Bir de istersek bu g fonksiyonunun denklemini yazabiliriz. Gerek var mı? Bir aşağıya bakalım. Şimdi soruyu okuyalım. Gerek varsa onu da buluruz. Diyor ki sana bir hx fonksiyonu tanımladım. Bu hx dediğim fonksiyon f ile g fonksiyonlarının çarpımı şeklinde. He bak g varsa bana g'nin denklemi lazım. O halde g'nin denklemini de bulalım. Şimdi hatırlayın daha konunun ilk başında arkadaşlarım size analitik geometride hatırlatmalar yazmıştık. Doğru denklemini yazmanın formülü vardı. Şimdi doğru denklemini bir orada verdiğim formülle bir de şimdiki öğreteceğim formülle de yazabiliyoruz. Bakın bu biraz daha kolayınıza gidecek. Şimdi g fonksiyonunun denklemini yazıyorum. G fonksiyonu x'i kaç noktasında kesmiş? 4. O zaman şöyle bir ifade yazıyorsunuz. X'i kestiği noktayı paydaya yazıyorsunuz. Yukarıya x diyorsunuz dostlar. X bölü 4 artı y'yi nerede kesmiş? Onu da 4 şansımıza. O zaman y bölü 4 yazdık ve eşittir. Her zaman 1'e eşit diyorsunuz. İşte buradan paydalar eşit olduğu için x artı y eşittir 4 geldi. Hatta y eşittir 4 eksi x çıktı. Bu senin gx fonksiyonun kardeşim. Şimdi hadi şuradaki soruyu bir daha okuyalım. Diyor ki hx eğrisine x eşit 1'den çizilen teğetin eğimi kaçtır? Yani neydi bu? Artık bunu çok iyi öğrendiniz. H'ın türevinde 1 miydi? Artı 1'i bulun diyor bizlere dostlarım. Teğetin eğimi dediğimiz şey türevini al, apsisini yerine yazdı dedik. Şimdi hadi gelin H'ın türevini alalım birlikte. Dikkatli olun çarpımın türevi var. Şimdi H'ın türevi eşittir. Birincinin türevi. Şuranın türevini alacağım. Bu bizim birinci ifademiz. Burası da ikinci ifademiz. Birincinin türevi f'in türevinde eksi 3x çarpı içine girmeyi lütfen unutmayın artık eksi 3. Eksi 3x'in türevi de eksi 3. Çarpı bak bu birincinin türeviydi. Çarpı ikinci yani gx. Artı şimdi ikincinin türevi g'nin türevinde x çarpı birinciyi aynen yazıyorum. F'de eksi 3 x. Şimdi bize neyi soruyordu? X yerine 1 yazın diyordu. Hadi yazalım. H'ın türevinde 1 eşittir. F'in türevinde 1 yazarsam buraya eksi 3 olur burası. F'in türevinde eksi 3. Onu da yukarıda bulmuştuk. Eksi 1 demektir. Çarpı eksi 3 var. Bir de burada x yerine 1 yazıyoruz ya g'de 1 çıktı. Hemen g fonksiyonu burada arkadaşlarım. X yerine 1 yazarsanız 4 eksi 1 olur 3 gelir. Artı. Şimdi g'nin türevinde x'i yazacağız buraya. Burada g'nin türevini alırsanız eksi 1 gelir. X yerine zaten x olmadığı için ne yazarsanız yazın sabit fonksiyon olduğu için eksi 1 çıkacak burası hep. Çarpı. Şuraya gelelim. F'de x yerine 1 yazdım. F'de eksi 3 geldi ki onu da ne bilmişiz? 7 diye bilmişiz dostlarım. Buraya da 7'yi çarptık. Hadi toparlayalım. Eksi 1 ile eksi 3'ün çarpımı 3. 3 ile daha çarptım 9. Artı eksi 1 ile 7'nin çarpımı eksi 7. 9 eksi 7'den 2 geldi aradığımız cevap. Evet. Geldik 3 numaralı soruya.
Şimdi gx fonksiyonu gx'in x eşit 2'deki teğetinin eğimi nedir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Gelin şimdi bunu da birlikte konuşalım. Önce grafiği yorumlayalım. Burada biraz daha dikkatli olacağız arkadaşlar. Şimdi bir kere şu nokta bizim x eşit 2'de teğet olduğunu istediğimiz noktadır arkadaşlar ki. Şimdi f'de 2 kaça eşitmiş? 1'e. Önce bunu bir yazalım. F'de 2 1'dir. Peki f'in türevinde 2 kaçtır? Yani tam bu noktadan çizilen teğetin eğimi kaçtır diye soruyor bize. Peki bu nokta bizim dönüm noktamız olduğu için bu noktadan çizilen teğetin x eksenine paralel olduğunu görüyorum. Dolayısıyla eğiminin de 0 olacağını biliyorum. İşte buraya dikkat edecektiniz dostlarım. Bu da tamamdır. Devam edelim şimdi, soruyu okuyalım. Bize de diyor ki gx'in x eşit 2'deki teğetinin eğimi, yani g'nin türevindeki 2'nin değeri kaçtır diye bir soru soruyor. Hadi o zaman gelin g'nin türevini alalım bir kerecik. G'nin türevinde x eşittir. Bölümün türevi var. Birincinin türevi f'in türevinde x çarpı ikinci eksi ikincinin türevi 1 çarpı birinci bölü ikincinin karesiydi. Hemen şimdi x yerine 2 yazıyor. Burası f'in türevinde 2 olur ki onun değeri 0'dı. X yerine 2 yazıyorum çarpı 2. Eksi 1 çarpı f'de 2 olur. F'de 2 de 1'di. Bölü x yerine 2 yazarsam burası da 4. Şimdi şurası 0 zaten. O zaman eksi 1 çıktı burası. Bir de bölü 4'ümüz var. Eksi 1 bölü 4'müş sorunun cevabı. 4 numaralı soru. X eşittir 1'den çizilen teğetin denklemi. Dostum teğetin denklemini vermiş bize hali hazırda. Bakın burada grafik mrafik yok. Direkt yorumlayacağız. Şimdi bu teğetin eğimi nasıl buluyorduk? Y yalnızken x'in kat sayısı bizim eğimimizdi. Yani bu adamın eğimi 3. O halde teğetin eğimi 3. Teğetin eğimi dediğimiz şey neydi dostlarım? Bu eğriye, bu apsisli noktadan çizilen teğetin eğimini soruyor. Yani f'in türevinde 1 yazıyorduk. Bu bize teğetin eğimini veriyordu. Bu tamamdır. Buna göre m çarpı n nedir diye bir soru soruyor bize. Hadi gelin bir kere türevini alalım. 3x kare yapar. Artı m yapar bunun türevi. Ve x yerine 1 yazarsanız sonuç 3'e eşitmiş. 1 yazalım. 3 artı m eşittir 3'müş. Demek ki biz buradan m'i 0 bulduk arkadaşlar. Bize de diyor ki m çarpı n kaçtır? Şimdi istersek n'i de buluruz dostlarım. Ama gerek yok. Çünkü m çarpı n dediğimiz m'i 0 bulduğum için n ne olursa olsun. Yine 0 çıkacak sonuç. O halde çok uzatmadım. 4 numaranın cevabı 0'dır dedim. Ve geçtim 5 numaraya. Doğrusu eğrisine teğet ise diyor. Bir doğru var. Ve bizim şu eğrimize teğet ise k kaçtır diye bir soru sormuş bize dostlarım. Gelin bunun bir resmini çizelim. Şurayı ben bir şöyle ayırayım. Şöyle karışmasın. Şimdi dostum elimde bir tane eğri var. Şöyle bir şey çizdim rastgele. Bu bizim şu eğrimiz. Bunun da diyor ki şöyle bir noktada teğet olan bir doğru var. Bu doğrunun da denklemini 7x eksi k. Y eşittir 7x eksi k olarak vermiş. Biz bu eğrinin de denklemini biliyoruz. Y eşittir x bölü 4, x üzeri 4 bölü 4, eksi x artı 2 işte. Onu da isterseniz şöyle 4 bölü 4, eksi x artı 2 diye de buraya yazdım. Tamam. Şimdi bu noktanın özelliği şuydu. Bu noktaya bir kere bir harf verelim biz. Şöyle A virgül B noktası olsun bu. Şimdi bu noktadaki teğetinin eğimi, y'si yalnız olduğu için x'in katsayısı eğim olacağından teğetin eğimi 7'dir. Peki bu ne demekti teğetin eğimi? Tam bu noktada apsisimiz a. İşte sen bu fonksiyonun f'in türevini alırsan ve a yazarsan teğetin eğimini buluyordun. Yani 7'yi buluyorsun. Bu 1. Başka ne biliyoruz arkadaşlarım? Şöyle bir düşünelim. Başka bildiğimiz şeyler. Buradaki x yerine a yazdığımızda şu eğride y'si b çıkıyor. Yani f'de a yazdığımda y'si b olacak. Bunu da biliyoruz. Bir de şu doğru denkleminde, doğrunun da üstünde ya bu nokta. Bu doğru denkleminde de x yerine a yazarsam y b çıkacak. Yani y yerine b yazacağım.
x yerine a yazacağım, eksi k. İşte bunu da sağlayacak. Bu nokta hem eğriyi hem de bunu sağlayacak arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olduk. Şu anda gördüğümüz başka da böyle bir ekstra bir bilgi yok arkadaşlar. Hemen hemen her şeyi yazdık. Şimdi gelin bu bilgileri kullanalım. Öncelikle şurada türevini alıp x yerine a yazıp 7'ye eşitleyelim. Bunun türevini alırsak 4 başa düşecek. 4'ler gidecek, x küp kalacak bir tek. Türevini alırsam bir de eksi 1 geliyor burada. Ve ben bu türevde x yerine a yazarsam a küp eksi 1 eşittir 7 olur. Demek ki a küp 8 olur. A eşittir buradan 2 gelir dostlarım. A'yı 2 bulduk. Bu cepte. Artık a dediğimiz şey 2'ymiş bizim için. Peki şimdi buradaki şu ifadeyi de kullanalım. Bakın şurayı da kullanalım. Artık f'de yani şu eğride x yerine 2 yazdığımda ben b'yi bulabiliyorum. Hadi 2 yazalım. B eşittir. 2 yazarsam 2'nin 4. kuvveti 16. 4'e böldüm. 4 geldi burası. Eksi 2 yazıyorum. Eksi 2 artı 2. 2'ler gitti. Bakın biz buradan b'yi de 4 bulduk. Artık noktamız belli. Gelin son olarak bu noktayı yani a ve b'yi şurada da yerine yazalım. B yerine 4 yazalım. Eşittir. A yerine 2 yazalım. 7 çarpı 2 olur. Bir de eksi k'mız var. 14. 4'ü bu tarafa alırsam 10. K'yı bu tarafa alırsam k. K eşittir 10 çıktı. Aradığımız cevap buymuş. Gayet de güzel bir soruydu arkadaşlar. İyi üstesinden geldiniz inşallah. Devam edelim. Buna benzer sorularımız daha çok var arkadaşlarım. Göreceksiniz zaten. Hepsini tek tek çözeceğiz inşallah. Evet, 6. sorumuza geldik şimdi dostlar. Bakalım burada ne yapacağız? Eğrisinin x eşit 1'den çizilen teğet doğrusu y eksenini hangi noktada keser diye bir soru sormuş bize. Tamam hocam. Şimdi biz bu eğrinin x eşittir 1'den çizilen teğet doğrusu için diyor. He, şimdi demek ki x'in 1 olduğu yeri soruyor bize. Peki x 1 iken, şimdi bu eğrinin üstünde ya bizim x eşittir 1 dediğimiz şey. X 1 olduğunda y kaç oluyor onu bulalım. X yerine 1 yazarsam 1'in karesi 1. 1'den 3 çıktı, eksi 2 geliyor. 1 yazarsam 1 geliyor ve eksi 2 bölü 1'den y'si de eksi 2 çıkıyor. Demek ki benim nokta x'i 1, y'si eksi 2 olan noktaymış. Bu tamam. Şimdi bildiğimiz başka ne var? Bildiğimiz şeylerden biri şu. Eğer ben f'in türevini alıp da bu noktanın apsisini yani 1'i yazarsam ben buradan teğetin eğimini bulurum diyorum. E hadi bulalım o zaman teğetin eğimini. Bir kere türev alalım burada ki bölümün türevi var arkadaşlarım. Birincinin türevi 2x'tir çarpı ikinci eksi ikincinin türevi 1'dir çarpı birinci x kare eksi 3 bölü ikincinin karesi x kare. Ve burada x yerine 1 yazdığınızda bakın ne geliyor? 2 geliyor burası. Şöyle yapayım. Burası 2 geliyor. 1 yazarsam burası eksi 2. Eksi 1 ile çarparsam bu da artı 2 geliyor. Yani 4 oldu. 1 yazarsam 1 geliyor ki burası da 4 çıktı. Yani teğetin eğimini buldum arkadaşlar ben. 4'müş teğetin eğimi. Şimdi bana da diyor ki bu teğet y eksenini hangi noktada keser? Şimdi bir şeyin, bakın bir şeyin diyorum, doğru demiyorum. Parabol olur, eğri olur, doğru olur. Y eksenini kestiği noktayı nasıl buluyoruz biz? X'e 0 vererek buluyoruz dostlarım. O yüzden X'e 0 vermem lazım. X'e 0 verip Y'yi bulacağım. X'e 0 vereceğim de nerede vereceğim hocam? Tabii ki o aradığın şeyin denkleminde. Şimdi benden teğet doğrusunun denklemi isteniyor. Teğet doğrusunun Y eksenini kestiği nokta isteniyor. O yüzden benim teğet doğrusunun denklemini bulmam lazım. Şimdi teğet doğrusunun ben eğimini biliyor muyum? Evet. Noktasını biliyor muyum dostlarım? Tabii ki 1'e eksi 2 noktasından geçiyor bu teğet. O zaman hemen denklemini yazalım. Denklem yazmanın formülü y eksi y1. Yani y eksi eksi 2'den y artı 2 eşittir eğim çarpı x eksi 1'di dostlarım. İşte bu benim teğet doğrumun denklemi. Bunu istersem düzenleyebilirim ama çok da gerek yok. Çünkü bana y eksenini hangi noktada keser diye soruyor. Yani x'e 0 verdiğinde y kaç çıkacak diye soruyor. Hadi x'e direkt 0 verelim.
x eşit 0 için. Burası ne oldu? Y artı 2'dir. Şurası eşittir. 0 verirsem eksi 1, 4 ile çarparsam da eksi 4 gelir. 2'yi de bu tarafa atarsak y eşittir eksi 6 olur. İşte y'yi eksi 6 noktasında kesiyormuş. Hatta x'i 0 olan, y'si eksi 6 olan noktada kesiyormuş dostlarım. 0'a eksi 6 noktasında keser diyebiliriz. Evet, 7. sorumuz. Oo, 20 dakika olmuş, daha 7 soru çözdük. Şimdi artık şöyle yapalım. Benzer sorular çıktığında biraz daha hızlı çözelim arkadaşlar. Her boku söylemeye çalışıyorum ben. Her ayrıntıyı söylemeye çalışıyorum ki iyi öğrenin diye. Mümkün olduğunca hiç bilmeyene göre anlatmaya çalışıyorum. Ama bundan sonraki sorularda aynı soru çıktıysa, hani benzer bir soru çıktıysa biraz daha hızlı çözmeye çalışalım. Fonksiyonunun gösterdiği eğrinin bir noktasındaki teğet doğrusunun denkleminin y eşittir 4 olması için a kaç olmalıdır diye bir soru sormuş bize. Şimdi elinde bir tane eğri var dostum. Şöyle rastgele bir eğri çizdim. Bunun bir noktadaki teğetinin y eşittir 4 olmasını istiyor. Mesela şu noktadaki teğeti olsun bu. Bu noktanın biz şu anda apsisini bilmiyoruz. Ordinatını da bilmiyoruz dostlar. Bu noktanın apsisi ve ordinatını bulacağız birazdan. Şimdi bu eğrinin y eşittir 4 olmasını istiyor. Peki y eşittir 4 doğrusu dediğimiz x eksenine paralel bir doğru. X eksenine paralel olduğu için bunun eğimi kaçtır? 0. Eğimi 0 demek ne demek? Bu noktada çizilen teğetin eğimi 0'mış. Yani tam bu noktadaki, şuna x noktasına işte x'i k olan nokta diyelim. X'i k olan noktada apsisinin türevini alıp bu noktanın apsisini yazdığımda teğetin eğimine eşitlenecek. Yani 0'a eşitlenecek arkadaşlar. O halde hemen bir kere türevini alalım mı bu eğrinin? 6x kare eksi 2ax'dir bunun türevi. Ve ben x yerine k yazdığımda, yani bu noktanın apsisini yazdığımda 6k kare eksi 2ak eşittir 0 olur. Hemen burayı bir k parantezine, 2k parantezine alalım hatta. 2k parantezine alırsam 3k eksi a kalır eşittir 0 gelir. Buradan da 2k zaten 0 değil. Burayı geçtim. O zaman burası 0 olacak ki a eşittir buradan ya da k eşittir buradan ne çıktı? A bölü 3 çıktı. İşte benim k dediğim nokta, yani şurası a bölü 3'müş arkadaşlarım. Bunu bulduk. Apsisimiz a bölü 3'müş. Peki ordinatımız ne peki dostlarım? Bu nokta sonuçta y eşittir 4 noktası değil mi? Y eşittir y'nin 4 olduğu doğrunun üstündeyse buradaki noktanın, yani şu noktanın koordinatları apsisi a bölü 3'tür. Ordinatı kesinlikle ama kesinlikle 4'tür diyebiliriz. Peki bu noktayı da bulduk. Peki bu noktanın şöyle de bir özelliği var mı? Eğrinin üstünde, yani eğrinin denklemini sağlayacak. Yani sen fx eğrisinde x gördüğün yere a bölü 3 yazarsan sonuç 4 çıkacak. Hadi gelin x gördüğümüz yere a bölü 3 yazalım şurada. A bölü 3 yazarsak a'nın küpü bölü 27 olur. 2 çarpı var. A bölü 3 yazdım. A'nın küpü bölü 27 oldu. Sonra eksi a çarpı a bölü 3 yazıyordum dostlarım. A kare oldu. Bölü 9 oldu burası. Artı bir de 3 var. İşte bu işlemin sonucu 4 olacakmış dostum. Şimdi biraz yukarıya kaldıralım. Bu işlemi birlikte gömmeye çalışalım. Şimdi şunu 3 ile genişletelim. Burası 2 a küp bölü 27. Burası da a küp yaptı. 3 a küp oldu. 3 ile çarptığım için bölü 27 oldu. 2 taneden 3 tanesi çıkarsa eksi a küp bölü 27 artı 3 geldi burası. Eşittir 4. 3'ü buraya atarsak eksi 3 gelecek. 4 eksi 3'ten de 1 kalacak. Yani eksi a küp bölü 27 eşittir 1 oldu. Hatta bir satır daha düzenleyelim. Eksi a küp eşittir 27. Yani a küp eşittir eksi 27 geldi. Neyin küpü eksi 27'dir? Tabii ki eksi 3'ün deriz. Cevabımız eksi 3 gelir. A'yı bulduk. Peki geçtik buna. X eşit 2'den çizilen
teğet doğrusu y eşittir x ise. Bakın y eşittir x ise bir kere bizim apsisimiz 2 olduğu için ordinatımız da 2'dir. 2'ye 2 noktası bu 1. 2. X eşittir 2'den çizilen teğet. F'in türevinde 2 yazdığımda ben neyi buluyorum? Bu teğetin eğimini. Peki bu teğetin eğimi kaç? 1. Bunu da bulduk. Sonra F'de X yerine 2 yazdığımda Y'nin de 2 çıktığını bu noktadan gördüm. Bunu da yazdık. Şimdi bu bilgileri gelin hepsini kullanalım. Önce bir türevini alalım dostlarım bu ifadenin. Türevini alırsak 2x artı b yapar. Ve x yerine 2 yazalım, 4 artı b yapar. Ve bu da neye eşitmiş? 1'e. Demek ki b eşittir eksi 3. Bunu bulduk. Paketledik, bu 1. 2. B'miz eksi 3 oldu. Gelin bir de bu şu ifadeyi kullanalım. X yerine 2 yazalım hemen. Y'si de 2 çıkacakmış. Şimdi 2 eşittir. 2 yazarsam 4 artı 2 çarpı b. B'yi eksi 3 bulmuştum. 2 ile de çarparsam eksi 6 gelir. Artı bir de c'miz var. Bakın şurası eksi 2 yaptı. Eksi 2'yi buraya atarsak 4 eşittir c çıktı. Bu da tamamdır. Bize neyi soruyordu? B ile c'nin toplamı. 4 ile eksi 3'ün toplamı 1'dir. Bu sorunun cevabı. Geldik buna. Parabolünün üzerindeki 1'e 2 noktasından çizilen teğet doğrusu y eksenini 0'a 1 noktasında kesiyor. Buna göre a çarpı b çarpımı kaçtır diye bir soru sormuş. Parabolünün üzerindeki 1'e 2 noktasından çizilen teğet doğrusu. Şimdi bunun bir resmini çizmeye çalışalım mı arkadaşlarım? Şöyle bir şey, koordinat düzlemi çizeyim. Elimizde bir tane parabol var. Şöyle rastgele çiziyorum arkadaşlar bu parabolü. 1'e 2 noktası varmış. Şurası 1'e 2 noktası olsun. Bu noktadan çizilen de bir tane teğet varmış. Ve bu teğet y eksenini 0'a 1 noktasında kesiyormuş. Şurası 0'a 1 noktası. Dostum şimdi bizim bu fonksiyonun türevini alıp bu noktanın apsisini yazdığımızda neyi buluyorduk? Teğetin eğimini. Ya hocam teğetin eğimini nasıl bulacağız? Dostum çok basit bak. 2 noktasını biliyorsun. 2 noktadan eğim bulacaksın. Neydi? Y'ler farkı bölü X'ler farkı. 2'den 1 çıktı 1. 1'den 0 çıktı 1. 1 bölü 1'den 1 geldi teğetin eğimi. Konunun başında bunun formülünü vermiştik. Unutanlar bir daha oraya baksınlar arkadaşlarım. Bu tamamdır. Bunu bulduk. Şimdi hemen isterseniz bunu bir kullanalım. F'in türevini alalım. X yerine 1 yazalım. Şimdi F'in türevini alırsak 2AX artı B gelir. X yerine de 1 yazdığımda 2A artı B eşittir. 1'e eşit olacakmış dostum. Bir tane denklem bulduk dostlar biz şimdi. Peki bu nokta eğrinin üstünde olduğu için eğrinin denklemini de sağlayacak. Bakın bunu asla unutmayın demiştik. Neredeyse her soruda noktayı eğri de yerine yazıyoruz. Hemen x yerine 1, y yerine 2 yazalım. Y yerine 2 yazarsam 2, x yerine de 1 yazarsam a artı b gelir. Bakın bir denklem de buradan bulduk. Şimdi bu ikisini gelin alt alta çıkartalım. Şunu da altına yazayım. A artı b eşittir 2'ymiş. Direkt çıkartıyorum. 2a'dan a çıktı a. B'den B çıktı 0. 1'den 2 çıktı eksi 1. A'yı eksi 1 bulduk. A eksi 1 ise eksi 1 buraya at. 3 geldi B. Bize de bunların çarpımını soruyor. Eksi 3 çıktı. Sorunun cevabı. Geldik buna. Eğrisine hangi noktadan çizilen teğet eksenleri eksi 4'e 0 ve 0'a 6 noktasında keser diye bir soru sormuş bize. Tamam. Şimdi artık burada şekil çizmeyeceğim. Kendimiz direkt yorumlayalım. Dostum, öyle bir nokta var ki A virgül B noktası diyelim biz buna. Bu noktadan çizilen teğetin eğimi F'in türevinde A demekti. F teğetin eğimi. Peki F'in türevinde A teğetin eğimi ise şimdi benim bu eğrinin çizilen teğetinin eğimini bulacağım. Bildiğim şey teğet denklemi eksenleri iki noktada kesiyor. Bakın iki noktasını vermiş. O halde hemen 0 eksi 6 bölü eksi 4 eksi 0'dan teğetin eğimini buldum. Buradan da eksi 6 bölü eksi 4 yani 3 bölü 2 çıktı teğetin eğimi dostlar. Demek ki ben bir kere türevini alıp x yerine a yazdığımda 3 bölü 2'ye eşitleyeceğim. Hemen bir kere türevini alalım. Eksi 2x gelir. Artı 3 gelir. X yerine de a yazıyorum. Eksi 2a artı 3
İşte bu benim teğetimin eğimi. Yani 3 bölü 2 çıkıyor arkadaşlarım. Hadi burayı bir düzenleyelim. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atarsam 3 bölü 2 eşittir 2a. A eşittir 3 bölü 4 geldi. Peki. A'yı bulduk. 3 bölü 4'müş A dediğimiz şey. Şimdi biz noktanın apsisini bulduk. Bize de ordinatını da soruyor. Bunu hangi noktada keser diye sor. Hangi noktada? Ekseni hangi noktadan çizilen teğet? Biz şimdi o noktanın apsisini bulduk. Ordinatı bulmak için ne yapacağım? Getirip eğri denkleminde x yerine 3 bölü 4 yazacağız dostlarım. Buradan da b'yi bulacağız. Hadi bulalım. Şimdi y eşittir olur. X yerine 3 bölü 4 yazıyorum. Burası 9 bölü 16 eksi 9 bölü 16 geldi. 3 bölü 4 yazarsam artı 9 bölü 4 geldi. Artı 1. Bunu 4 ile genişletelim. Ne oldu burası? Eksi 9 artı 4 ile çarparsam 36 bölü 16 artı 1 oldu. 36'dan 9 çıktı. 27 mi kaldı burası? Evet, 27 bölü 16 oldu. 27 bölü 16 artı 1. 16 ile 1'i çarptım. 16. 27 ile topladım. 30 olsa 46 olurdu. 3 çıkart 43. 43 bölü 16 geldi. Benim de y dediğim şey. Yani noktanın apsisi 3 bölü 4. Ordinatı 43 bölü 16. 3 bölü 4'e 43 bölü 16'dır bizim aradığımız cevap. Evet, 10 numarada tamamdır. Geldik 11 numaralı sorumuza. Fonksiyonunun x eşittir 1 apsisli noktasındaki teğeti, artık bu teğetin eğimi bu doğrunun eğimi, yani eksi 2. Peki biz bunu nasıl buluyorduk? F'in türevinde x yerine 1 yazarak, apsis, bir noktasındaki apsisli dediğine göre. Bu doğruya paralel ise, paralel ise bunun eğimiyle benim eğimim aynı olacağı için direkt bunun eğimine eşitledim. A kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi ne yapacağız? F'in türevini alacağız. X yerine 1 yazıp eksi 2'ye eşitleyeceğiz. Hadi F'in türevini alalım. Bölümün türevi var arkadaşlarım. Dikkatli olunuz. Bölüm türevi alacağız burada. Şimdi birincinin türevi. Şurada yazalım. 2x artı a çarpı ikinci, yani x artı 1. Eksi ikincinin türevi, yani 1 çarpı birinci. X kare artı ax bölü ikincinin karesi, yani x artı 1'in karesi. Evet, x yerine 1 yazıyorum. 1 yazarsam burası 2 artı a olur. 2 artı a çarpı 1 yazarsam 2 gelir. Eksi 1 yazdım, 1 artı a geldi burası. Bölü 1 yazdık, 2. 2'nin karesinden 4 geldi. Ve bu işte türevini aldım. X yerine 1 yazdım. Eksi 2'ye eşit olacak dedim. Şimdi bir satır daha toparlarsak cevap gelecek. Burası 4 artı 2a eksi 1 eksi a eşittir eksi 8 oldu. A eşittir, burası 3 yaptı. 3'ü bu tarafa atarsam eksi 11 çıktı. Geldik buna. Eğrisine üzerindeki bilmem ne noktasında çizilen teğet, y eksenini bilmem ne noktasında kestiğine göre a artı b toplamı kaçtır ki? Aynısını bir sayfa arkada çözdük arkadaşlar. Şimdi bu nokta bu eğrinin üstündeymiş dostlarım. Bu bir. Bu teğet doğrusu y eksenini şurada kesiyor. Yani teğet doğrusunun iki noktasını biliyorum. O halde teğetin eğimini iki noktadan bulalım. 3 eksi 4'ten eksi 1. Eksi 1 eksi 0'dan eksi 1, yani 1 geldi teğetin eğimi. Peki teğetin eğimini türevden nasıl buluyorduk? Fonksiyonun bir kere türevini al, noktanın apsisini yaz, bu sana teğetin eğimini, yani 1'i veriyordu demiştim. Peki şimdi bir de bu nokta bizim eğrimizi de sağlıyor değil mi dostlarım? Bu noktadan çizilen teğet diyor ya, demek ki F'de ben x yerine eksi 1 yazarsam y'si 3 gelecek. Bakın iki tane bilgi var elimizde, bunları kullanalım şimdi. O halde bir kere türev alalım hemen. Türev alırsam 2ax gelir. Artı b gelir. Burada da x yerine eksi 1 yazarsak eksi 2a artı b eşittir 1'miş. Şimdi x yerine direkt eksi 1 yazarsak yazalım. Eksi 1'in karesi 1, a gelir. Eksi 1 yazarsam eksi b artı 1 eşittir 3'müş. Yani a eksi b eşittir 2'ymiş dostlarım. Bu da ikincisi. Şimdi hemen bunları biz bir alt alta çıkartalım. Şöyle önce bir alt alta yazayım. Eksi 2a artı b eşittir 1. Bir de a eksi b eşittir 2. Direkt toplayayım hatta. Bakın ne geliyor? B'ler gidiyor.
Burası eksi a eşittir 3. A eşittir eksi 3 geldi. Peki a eksi 3 ise eksi 3 burada. 2 de buraya eksi 2 geldi. Eksi 5. B de buraya gitti. B de eksi 5. Bize neyi soruyordu? A artı B. İkisinin toplamını soruyor. Cevap eksi 8. Tabii siz şurayı göremediniz. Heh, gösterdik şimdi. Evet, geldik buna. Fonksiyonla üzerindeki x eşittir 1 noktasındaki apsisli noktada çizilen teğet şunu fonksiyona hangi noktada teğet olur diye sormuş bize dostlar. Şimdi x eşittir 1 apsisli noktada çizilen teğet, yani bunun x eşittir şunun türevini alıp da fonksiyonun x yerine 1 yazdığımda ben teğetin eğimini buluyorum. Peki hemen bir teğetin eğimini bulalım. Gelin bunun türevini alalım arkadaşlarım. 3x kare eksi 6 yapar. X yerine de 1 yazalım. 3 eksi 6'dan eksi 3 yaptı. Bu bizim teğetimizin eğimi. Şimdi diyor ki işte bu teğet olan nokta doğru. Bu fonksiyona hangi noktada teğettir diye bir şey soruyor. Yani elinde bir gx fonksiyonu var. Öyle bir noktadan çizilen teğet var ki bu teğetin eğimi, eğim teğet eksi 3 geldi arkadaşlar. Hangi noktadan çizilen diyor? A virgül B noktası olsun. Peki burayı yorumlarsak G'nin türevinde A dediğimiz şey teğetin eğimine, yani eksi 3'e eşit olacak. Hadi bunu kullanalım şimdi. G'nin türevini alalım arkadaşlarım. G'nin türevi nerede? Heh, şurada. Şöyle yapalım. Eksi 2x artı 5'tir. X yerine A yazarsak eksi 2A artı 5 olur ki bu da eksi 3'e eşitmiş. Eksi 2A'yı buraya alalım. Eksi 3'ü buraya alalım. 8 olsun. Demek ki A 4. Apsisi 4 olan noktada. Peki bu apsisi 4 ise ordinatı kaç bunun? Hemen ne yapıyorum? Getirip burada X yerine 4 yazıyorum dostlarım. X yerine 4 yazarsak G'de 4, yani Y dediğimiz şey. Eksi 16 gelir. 4 yazarsam artı 20 eksi 15. Burası 4. Eksi 15 eksi 11 yaptı B. B'de eksi 11. Hangi noktadan diyordu? 4'e, şurada gösterelim. 4'e eksi 11 noktasından çizilen teğetmiş bizim aradığımız cevap. Evet, geldik buna. Parabolünün doğrusuna en yakın noktasını bulunuz. İşte bakın ilk defa çözeceğimiz en yakın noktasını bulun sorusudur. Şimdi elinizde bir parabol var dostlarım. Y eşittir x kare eksi 3x artı 2 parabolü. Bu parabolün bir de şöyle bir doğru denklemi vermiş. Y eşittir 3x eksi 8. Bize de diyor ki bu parabolün üstünde öyle bir nokta var ki bu nokta diyor bu doğruya en yakın noktası olsun. İşte bu noktaya da biz A virgül B diyelim. Şimdi tam bu noktadan bir teğet doğrusu çizsek, bu teğet doğrusu buna paralel olacak. Yani bu teğet doğrusunun denklemi de y eşittir 3x eksi k gibi bir şey olacak arkadaşlar. Paralel olacağı için x'lerin ve y'lerin katsayıları aynı olmalı. Bakın bu da 1, bu da 1, bu da 3, bu da 3. Ama sabit sayısı farklı bir sayı olabilir tabii ki paralel olduğu zaman. İşte şekli bu. Olayımız bu. Şimdi bizim bildiğimiz şeyler bu eğriye bu noktadan çizilen teğetin denklemi bu. Demek ki teğetin eğimi 3. Bakın y yalnız x'in katsayısı direkt teğetin eğimi. O halde teğetin eğimi dediğim fonksiyonun türevinde x yerine a yazdığında teğetin eğimini buluyorum. O da 3'müş dostlar. Bildiğim ifade bu. Hadi fonksiyonun bir kere türevini alalım isterseniz hemen. Türevi nedir bunun? 2x eksi 3'tür. A yazarsam 2a eksi 3 gelir. Bu da 3'e eşitmiş. 3'ü buraya attım. 2'ye böldüm. A eşittir 3 çıktı. Bakın bu noktanın apsisini 3 bulduk. Peki ordinatını nasıl bulacağız hocam? Nasıl buluyorduk ordinatı? Eğri de yerine yazıyorduk. Hemen getirip x yerine 3 yazalım. Y'yi de bulalım. Yani B'yi bulalım. X yerine 3 yazarsam 9 eksi 9 artı 2'den 2 geldi dostlarım. Bu da B'si. Demek ki bizim noktamız 3'e 2 noktasıymış dedik. Evet, 14 numarada tamamdır. Şimdi geldik 15 numaralı sorumuza. 15 numara nerede? Burada. Şunu da alalım. Daha da çok soru var ya. Hadi biraz hızlı olalım. Evet, fonksiyonla x eşittir 4 noktasında çizilen teğetin eğimini bulunuz diyor. Yani bize şunu soruyor arkadaşlar. G'nin
türevinde 4 teğetin eğimidir. Bunu da bana bul diyor. Biz şimdi grafiği birazcık yorumlayalım şurada. Önce şu noktada çizilen teğetin denklemini görüyoruz dostlarım. Bizim bildiğimiz şey bir kere eğrinin üstünde olduğu için f'de 4 kesinlikle 2. Bir de f'in türevinde 4, bu da teğetin eğimidir. Şu teğetin eğimidir. Bu teğetin eğimini de şu iki noktadan bulalım. Bakın burası eksi 2'ye 0, burası 4'e 2. Hemen y'ler farkı. 2'den 0 çıktı 2. 4'ten eksi 2 çıktı 6. 2 bölü 6'dan 1 bölü 3'tür. Şu doğrunun eğimi. Yani fx fonksiyonuna apsisi 4 olan noktadan çizilen teğetin eğimi 1 bölü 3'müş dostlarım. Bunu da bulmuş olduk. Şimdi gelin şu fonksiyonun türevini alıp ve bildiğimiz gibi x yerine 4 yazalım. Önce bir türevini alalım. Çarpımın türevi var. Birincinin türevi 2x çarpı ikinci artı ikinci direkt artı ikincinin türevi çarpı birinci. Şimdi x yerine de 4 yazın diyor. Yazalım. 8 çarpı f'de 4 olur. Biz f'de 4'ü 2 bulduk. 8 çarpı 2 olur. Artı f'in türevinde 4 olur. 1 bölü 3 bulduk. Çarpı 2 yazarsam 4 2 daha 4 1 daha 5 olur. Bunu da toparlarsak 16 artı 5 bölü 3 geldi. Bu da 48. 53 bölü 3 çıktı galiba. Yanlış hesaplamadıysam. F'in türevi 1 bölü 3'tü. Burası ne geldi? X yerine 4 yazıyorduk. Pardon. 2 yazdım ben. 4 yazıyorduk değil mi? 16 1 17 geldi burası. Pardon. 17 bölü 3 çıktı burası. 48 58 58 60 65 geldi arkadaşlarım. 65 bölü 3 sorunun cevabı. Evet, fonksiyonunun hangi noktalarından çizilen teğetler doğrusuna paralel olur diye bir soru sormuş bize arkadaşlar. Şimdi fonksiyonun bir kere şuna paralel olduğu için bizim çizeceğimiz teğetler teğetin eğimiyle bunun eğimi aynı olacak paralellikten dolayı. O halde benim teğetimin eğimi kesinlikle 7. Yani f fonksiyonuna türevinde öyle bir nokta var ki o noktanın apsisini yazdığımda teğet 7 çıkacak. Hadi türevini alalım bir kere arkadaşlarım. 3x kare artı 6x eksi 2. X yerine de a yazalım. 3a kare artı 6a eksi 2 eşittir 7 olacak. Eksi 7'yi bu tarafa eksi 7 olarak alalım. 3a kare artı 6a eksi 9 eşittir 0 olacak. Bizim amacımız buradan a'yı bulmak şimdi. A hemen 3'e bölersem bu denklemi daha güzel görürüm. A kare artı 2a eksi 3 eşittir 0 olur. Çarpanlarını ayırıyorum. 3'e 1 diyelim. Şurayı eksi yapalım. Demek ki a eşittir ya 1, a eşittir ya da eksi 3 olacak. Zaten iki değeri çıkacağını biliyorum. Neden? Çünkü hangi noktalarından demiş. Demek ki apsisi ya 1 ya da eksi 3 olan noktalardan çizilen teğetler için soruyor bize. Şimdi x yerine tabii bunların bir de y'sini bulalım. X yerine 1 yazalım şurada arkadaşlarım. 1 yazarsak 1, 3 buradan 4, 2 buradan gidiyor 2, 3 geliyor 5. Demek ki 1 yazdığımda y'si de 5 çıkıyor. Yani bu nokta 1'e 5 noktasıdır. Peki eksi 3 yazalım. 27. Eksi 3 yazarsam eksi 27. Artı 27 buralar sıfırladı. Geç orayı. Eksi 3 yazıyordum. 6, 3 daha 9. Bu da 9 çıktı y'si. Yani bu da eksi 3'e 9 noktasıymış diyebilirim. İşte bir bu noktadan bir de bu noktadan çizilen teğetler şu doğruya paralel oluyormuş diyebiliriz. Evet, 17. soru. Y eşittir fx fonksiyonu 4'e 7 noktasında çizilen teğet verilmiş. Buna göre bilmem ne eğrisine x eşittir eksi x eşittir 1 apsisi noktadan çizilen teğetin eğimi. Gelin önce şunu bir yorumlayalım. Şimdi burada f'de 4 eşitmiş 7'ye. Bir de f'in türevinde 4'ü alırsam şuradan çizilen teğetin eğimini bulurum arkadaşlar. Peki bu teğetin iki noktasını biliyorum. Bak bir noktası 4'e 7. Bir noktası da şuradaki 0'a 6. Burayı 6 vermiş dostlar. Hemen teğetin eğimini bulalım. 7-6'dan 1, 4-0'dan 4, 1 bölü 4'tür. Demek ki bu teğetin eğimi 1 bölü 4. O halde f'in türevinde 4, 1 bölü 4'tür. Şimdi bu eğriye
x eşittir 1 noktasından çizilen bilmem ne bilmem ne diyor. O zaman bu eğrinin bir kere türevini alalım biz. Üstlü bir fonksiyon var, bir de bileşke fonksiyon var. Önce üstten başlayalım. 2'yi başa aldım, kuvveti biraz attım, geri kalan her şeyi aynen yazdım. Çarpı. Şimdi f'e geldim. F'in türevini aldım, içini aynen yazdım. Çarpı. İçinin türevini aldım, 3 geldi dostlar. Bana da ne diyor? X eşit 1 için teğetinin eğimi. Yani direkt x yerine 1 yaz diyor. Yazalım x yerine 1. 2 çarpı f'de 4 olur. F'in türevinde 4 olur çarpı 3. Şimdi f'de 4 neydi? 7. Şurası 7. Burası neydi? 1 bölü 4. 2 kere 7, 14. 14 çarpı 3 çarpı 1 bölü 4. Şunlar gitsin, 7 kalsın. 21 bölü 2 çıktı sorunun cevabı. Geldik buna, 18. Fonksiyonuna... Ya arkadaşlar ağzım dilim kurudu. Ben bir çay alıp gelim şurada şeyi bir durdurayım ya. Evet, devam ediyoruz. Şimdi bu soruyu bir tane tane yorumlayalım. Şimdi diyor ki y eşittir fx fonksiyonuna bu noktasında çizilen teğetin denklemi. Buraya kadar bir yorumlayalım. Şimdi teğetin denklemini vermiş. Demek ki teğetin eğimi 2. Peki hangi noktada çizilen? X'i eksi 1 olan noktadan çizilen. O zaman şunu diyebilirim. F'in türevinde eksi 1 kesinlikle 2'dir. Bir de bu nokta bizim eğrimizin üstünde olduğu için F'in kendisinde eksi 1 eşittir y'si. Yani o da 2'ymiş arkadaşlar. Peki bunu biliyoruz. Devamında da diyor ki bu fonksiyona x eşittir eksi 1 apsisli noktadan çizilen teğetin denklemini bulun diyor. Önce biz teğetin eğimini bulalım. Şimdi bir kere şunu da bilelim. X'i eksi 1 ise y'si kaç? Hemen bu eğriyi soruyor ya, şimdi artık sorunun ikinci aşaması. Şurayı soruyor. Bu eğride x'i eksi 1 de tamam da y'si kaç? Onu bulalım. X yerine eksi 1 yazarsam burası f'de eksi 1 olur. Ki f'de eksi 1 neydi? 2. Eksi 1 yazarsam 1 artı 1'den 2 gelir. 2 bölü 2'den de 1. Yani bizim noktamız eksi 1'e 1 noktasıymış arkadaşlarım. Bunu da bulduk. Bu noktadan çizilen teğetin denklemini istiyor. Şimdi teğet denklemini yazmak için noktanın tamamına ihtiyacım var. Sadece apsis yeterli değil. O yüzden y'sini de buldum arkadaşlar. Tabii noktanın dışında bir de neye ihtiyacımız var? Bunun teğetinin eğimini de bilmemiz lazım bizim. Denklemini yazabilmemiz için eğimini bileceğiz. Teğetinin eğimini nasıl bulacaktık? Türevini alıp x yerine eksi 1 yazarsam ben bu eğrinin teğetinin eğimini bulurum. Peki türevini alalım o halde bir kerecik. Bölümün türevi var. Birincinin türevi. F'in türevinde x çarpı ikinciye aynen yazıyorum. X kare artı 1. Eksi ikincinin türevi 2x'tir çarpı birinciye aynen yazıyorum. Fx. Bölü ikincinin karesi. Yani x kare artı 1'in karesi. Ve burada da x yerine eksi 1 yazacağız. Bakalım neler gelecek. X yerine eksi 1 yazalım. F'in türevinde eksi 1 olur yani 2. Eksi 1 yazarsam 1 artı 1'den 2. Eksi. Eksi 1 yazarsam artı 2 oldu. Eksi 1 yazarsam f'de eksi 1, o da 2 geldi. Bölü. Eksi 1 yazarsak 1, 1, 2'dir. Karesi de 4'tür. 4, 4, 8 bölü 4'ten bu benim aradığım denklemin, teğetin eğimi 2'ymiş arkadaşlarım. Bunu da bulmuş olduk böylelikle. Şimdi teğetin noktasını biliyorum, eğimini biliyorum, denklemini yazmamı istiyor ve yazıyoruz. Y eksi y 1 yani 1 eşittir eğim çarpı x eksi x 1 yani eksi 1, o da artı 1'e döndü. İşte teğetin denklemi de budur. Bunu bir satır düzenleyelim. Y eksi 1 eşittir 2x artı 2 yapar. Hatta y eşittir 2x eksi 1'i de buraya atarsam artı 3 yapar. Sorunun cevabı budur arkadaşlar. Evet. Çevirdik arka tarafı. Geldik 19 numaralı soruya. Fonksiyonuna x eşittir 3 apsisli noktada çizilen teğetin denklemi. Gayet basit bir soru artık bizim için arkadaşlarım. Şimdi teğetin denklemini istiyor. Denklem istiyorsa hem noktanın tamamına hem de eğime ihtiyacım var. Önce noktanın tamamını bulalım. Yani x yerine 3 yazarsak 3 yazdığımda 15, 6 çıktı 9, dışarıya da 3 diye çıktı. Yani 3'e 3'müş noktamız. Şimdi teğetin eğimini bulalım önce bir. Teğetin
eğimi dediğimiz şey f'in türevini al. Hemen alalım türevini. Köklü ifadenin türevi neydi? İçinin türevi bölü 2 çarpı kendisi. Burada da x yerine 3 yazacaktık. 3 yazarsak burası 3. 6, 5 bölü 6 çıktı teğetin eğimi. Evet, teğetin eğimi var, noktası var. Denklemini yazın diyor. Hadi yazalım. Y eksi y1 yani y eksi 3 eşittir. Eğim çarpı x eksi x1 yani x eksi 3. 6'yı buraya çarpı durumunda atıyorum. 6y eksi 18 eşittir. 5'i de içeriye dağıtıyorum. 5x eksi 15. Düzenleyelim. 6y eksi 5x eksi 15'i buraya alırsam eksi 3 gelir. Sorunun cevabı budur arkadaşlarım. Eşittir 0 tabii ki. Dedik. Başka? Yani bunu ben mesela şıkları ne yapmışım? Eksiyle çarpılmış halini yazmışız. Çok önemli değil o. Geldik buna. Şimdi burada da fx fonksiyonu bu noktada çizilen teğet. Bu doğruya diktir diyor. Dikse eğimleri çarpımı eksi 1 olacaktı. Bunun eğimi 3 ise benim aradığım teğetin eğimi eksi 1 bölü 3 olacak ki çarpımları eksi 1 olsun. Peki teğetin eğimi neydi? Bu fonksiyonun türevini al ve x yerine apsisi yaz. Eksi 3'ü yaz. F'in türevinde eksi 3, 1 bölü eksi 1 bölü 3'müş. Peki direkt şu noktayı da nasıl yorumluyorduk? X yerine eksi 3 yazarsam yani F'de eksi 3 yazdığımda da y'sine eşitti, 2'ye eşitti. Şimdi gelelim sorumuza. Gx fonksiyonunu vermiş, g'nin türevinde eksi 3 istiyor. O zaman g'nin türevini alalım. Çarpımın türevi var. Birincinin türevi 1 çarpı ikinciyi aynen yaz. Artı ikincinin türevi çarpı birinciyi aynen yaz. Peki şimdi x yerine de eksi 3 mi yazın diyor. Yazalım. F'de eksi 3 olur. F'de eksi 3 2 idi. Artı eksi 3 yazarsam f'in türevinde eksi 3 olur. O da eksi 1 bölü 3'tü. Çarpı eksi 3 yazarsam artı 3 gelir burası da. 3'ler gitti. 2 eksi 1'den 1 kaldı sorumuzun cevabı. Evet burada duralım arkadaşlar. 52 dakika oldu. 21'e geçmeyeyim ben hiç. Bundan sonrakileri de diğer videomuza saklayalım, tamam mı? Diğer videoda devam ederiz. Burada duralım şimdilik. Hadi öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın.